Merhabalar değerli arkadaşlar. Yeni başka dördüncü örnekte sizinle beraberiz. Bu görmüş olduğunuz örneği beraberce bir önceki aksi yazılımı kullanarak çözeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi A masnatından olan ve kirişimizin konsol kirişimizin uzunluğu 1.4 metre yani 140 cm 140 o üzerine bir yaylı kemarızdır. 800 kilogram bölü metredir. Aynı apps yazılımızı, standart birimiz apps yazılımımızı açıyoruz arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz gibi bizim cantilever beam, yani basit masnaltı ve konsol kirişleri bu programda çözebiliyoruz tipik olarak. Bizimki bu örneğimiz basit masnaltı değil konsol kirişi olduğundan dolayı o konsol kirişleri 4 çeşittir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bizimki sadece üzerine yayılık olan şu dördüncü seçeneğe geldiğinden dolayı seçiyoruz. Bir önceki örneklerinde de bildiğiniz gibi biz burada sadece veriyi tanımlayacağız. Bizim yükümüz 800 kilogram bölü met, mil, e, kilogram bölü metreydi. Ve biz bunu kilogram çevirerek giriyoruz. Kirişimizin uzunluğu milimetre 140 santimetre 1400 milimetre olarak giriyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bize gereken reaksiyonları ve bending moment, ilme momentini vermiştir arkadaşlar. Biz kirişimizin ayar kesitini tamamlamak istiyorsak rektangular olsun yani dikdörtgen kesit dikdörtgen kesitimizin genişliği milimetre mm 25 santim olsun ve 250 milimetre olur. Yüksekliği de 60 santim olsun. O da 600 milimetredir. Kirişimizin gerekli olan neyi tanımlanmış olduk? E, tanımladık. Kestini tanımladığımız için bize e, gerekli olan neyi verecektir? Sehimi verdi. Ve Stras'ı verdi. Yani gerilmeyi verdi. Metin bölü milimetre olarak. Şimdi bizim kirişimizdeki en fazla e, deflections milimetre olarak yani sehim eksi 4.0'dır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi böyle bu basit programı tipik sorularda kullanabiliriz arkadaşlar. Geri kalanlarını başka örnekler kendi örnek defterlerinizden bularak bu programda deneyerek çözebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki programlarda ve yeni örneklerde görüşmek ümidiyle hoşçakalın.